Çimen. Çok sağ olun. İşte çimenciler. Sağ ol. Çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Yani 100'den fazladır sahneye çıkıyoruz Çimen Show'da. Gerçekten her çıktığınızda çok tatlı gözüküyorsunuz. Çok çok. Gerçekten çok, öylesiniz çok. Yani. Ama belki de sizden özür dileyerek çok daha güzel gözüktüğümüzde aşikar. Tamam. Neden? Artık kendinize bir çeki düzen verin lütfen. Evet. Giyim sponsorumuz De Facto. Sağ olsun. Çok güzel giydik. Sağ olsun. Allah razı olsun. Herkes o zaman Ramazan ayında De Facto için... Buraya gelmek çok kıymetli. Bizler de karşınızda De Facto'nun yeni koleksiyonuyla. Herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok kullanım da rahat. Çok güzel kıyafetler. Giyim sorumuz De Facto'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bugün bu aralar aslında bakıyorum böyle yeşil yeşil. Kimler çimen için bugün yeşil giydi? Çimen. Senin dışında mı? İşte ben de, ben de öyle. Evet. Çok güzel, çok tatlısınız. Hanımefendi siz galiba denk geldi sizin yeşil. Temin dedi. Eşin yeşil, yeşil mi giydi? Ha konuşma diye. O zaman size başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsim neydi? Betül adım. Betül. Evet. Çok şıksın. Teşekkür ediyorum. Yeşil çimen için. Evet çimen için. Bu arada Betül hanım isim mi yoksa Betül hanım mı dedin sen? Yok ben Betül adım dedi. Ha adı ben. Pardon ya ben şerefsiz. Betül hanım adım. Bana Betül hanım diyeyim falan diye. Falan. Ama kaç yıllık evlilik hayat? 7 yıllık evliyiz. Eşimin doğum günüydü yarın onun için. Doğum günüydü yarın Türkçe'ye de güzel. Eşimin doğum günü olacaktı dün. Kutlayamadım. Yok yarın doğum günü ama bugün anladım. Programınız olduğu için bugün hediye olarak aldım bileti. Ya bu çok tatlı bir şey. Çok hoşunuza gidiyor. Eşinizin ismi de... Hayrettin. Hayrettin Bey. Hayrettin Bey. Hayrettin Bey efendim. Sen bayağı eşin çimeni seviyor diye evet. Doğum gününde yarın olmasına rağmen... Peki nasıl verdin? O da önemli. Aldın da nasıl verdin? Hani bileti. Yani da, nasıl söyledin? Baba yerde ne var falan gibi. Ha bu var. Öyle desin ya. Çok komik oluyor. Hatırlamıyorum nasıl söyledim. Yani eşim sabahtan akşama kadar sizi izliyor. Ay. Bence beni sizden yani daha çok sizi benden daha çok seviyor. Evet. Ben Fazlı Bey, Cem Bey. Hatta evet. Ben Cem Hanım. Ne olur ne olmaz. Aynen. 24 saat sizi dinliyorum. Ya çok tatlısın. Maruz kalıyorum. Ben de bir bakayım dedim. Sen... tam överken bir anda sövmeye geçtik. Yani güzel şey, tam güzel bir şey söyleyecekken. Sen yok, ama yok. Şunu çok önemli. Şimdi... Sen de demiyor musun abi? Bey ben de şey yapayım, izleyeyim. Bey mi? Hanım, bey. Bey ben hanım ha. Hiç hanıma gördüğün yok. Eşim çok erken gidiyor, çok geç geliyor. Gelince de hani böyle bir saat falan görüşüyoruz. Orada da sizi izliyor. Erken gidiyor, geç geliyor. İşe. İşe. Yani ne iş yapıyor oğlum? Oğlum ne kadar fesatsız lan. Abi hayallerimiz... şey mi yani... Bekçi, tekstil imam. Sektöründe çalışıyor da. Tekstil. Evet. Tekstil de öyledir. Erken gider, geç gelir. Yani ben uzun süre yaptım tekstili. Benim erken geldiğim anlaşılınca attılar işte falan. Yani. İşe, çok erken. Sabah 4'te işe girdim ya. Tekstilde ne yapıyor? Bu arada senden eşinle ilgili bilgi almak istiyorum. Ne akalsonun abi? Alsay falan diyor. Muhasebeci. Cem Bey siz daha iyi biliyorsunuz. Tekstilde... Muhasebeyi mi? Yok. Tekstilde tek bir iş yapılmaz. Yani tam... hem ihracata bakarsın, hem muhasebeye bakarsın. İhracata bakarken muhasebe böyle, aa turlan nereye gidiyorsun? Biraz uçağa bakıyor, vay 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 vay. Beyefendi sessiz çıkış biraz korkutmadı mı? Cem Bey siz daha iyi bilirsiniz. Salak ampır ampır sorular soruyorsunuz. Yok, Cem Bey'in eski tekstilci olduğunu evet, biliyorum. Evet, tekstilci olamadım da. Yani tekstil işi yapmak durumunda kaldım. Hayatım önemli. Öğrenemedim abi ben. İlgilenmiyorum ya, öğrenemedim. Yani iyi yapmışsınız. Mesela bir ipliğin pamuk mu polyester mi olduğunu anlamak için... Götünüzü... Pardon tamam ne dedim o sabah sabah tamam. Ya fazla burası fabrik kurmaş. Efendim ben bunları soktum da bunlar polyester galiba çok acı. Ya böyle olur mu ya? Yakarsın yakarsın. Tamam, tamam iplik tamam mı? Yaktığın zaman evet. Pamuk polyester olduğunu anlıyorsun. O ama nasıl anladığını hala anlayamadım. Ben sadece yakıldığını biliyorum. Anladın mı mesela? Mesela ben bazen şöyle vardım böyle. Cemci bak bakayım pamuk polyester mi derdi. Ben yakıyordum. Ama yarım kilo kumaş yanmış hala. Herhalde yaşıyor. Fabrika yok ortada. Peysindeki fabrika yakıyor. Galiba pamuk. En son ne aldın hediye? Bilet dışında yani. Birbirinize. Genelde şöyle hediyeler alıyorum. Mesela onu alacağım hediyeleri kendimi de dahil ediyorum. İşte iki kişilik bilet. İşte büyük odaya bir otel falan böyle. Hediye bak. Şimdi iki tane abi elbise aldım valla. Bana yakıştı inşallah sana. Adamı zorla giydiriyor. Hala bir soru atmamız lazım. Bazı bedava yapma etiketlememiz lazım. Çok tatlısınız. Ya en son aldığı hediye yine doğum günü falan herhalde. Ayakkabı alacaktı.
İkincisi %50 idi. Pahalı olanı kendi aldı. %50 indirimde olanı. Başka var mı böyle? Ben de arkadaşıma bilet aldım. Aa, verelim mi? Çok tatlısın. İsim neydi bir tane? Hazal. Hazal. Evet. Gerçek ismim Gazale ama yani Türkler için sorun. Yok, bu da herkesin kod ismi. Benim ise Palan. Gerçek ismin ne? Gazale. 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 Evet. Sen Hazal diyorsun. Hazal diyorum, daha kolay oluyor. Gazale ne? Hangi? İranlıyım ben. İranlısın. Evet. Gazale. Acem. Evet. Eşim sizi çok seviyor. Ben bugün de doğum günü. Bu yüzden aldım. Sen aldın öyle mi? Kaç hafta dedi diyor, lütfen hayatım çimene gidelim mi? Gidelim. Ben hayır diyordum. Yok gidemeyiz falan. Ama haftalardır aldım. Hazır yani gidiyoruz diye. Bir anda böyle telefonum verdim. Bak bir şey var. Baktı bu ne, gerçekten aldın mı dedim. Evet aldım. Ya. Evet şok oldu. Hiç ya Farsça biliyor mu? Kız bir şey anlatıyor. Senin İngilizce nasıl? Ben onları geçtim. Biliyorum, bayağı Farsça biliyorsun değil mi? Ben Farsça konuşuyorum, İngilizce de konuşuyorum, Türkçe de konuşuyorum. Çimen Show en sevdiğim şovdur. Nasıl deniyor mesela Farsça'da? Bername Çimen, Bermen Behterim Bernamez. Çok uzun oldu ya. Denmiyormuş demek ki. Evet. Demek ki orada iyi bir şov değil. İranlı şey. Ben yalan söylemek istemedi. Hani İranlı Farsça'da. Nerede tanıştınız? Biz üniversitede tanıştık. Ben öğrenciydim. Çalışıyordu. Öğretmen miydi? Hoca mıydı? Neydi? Yok. Akademisyen. Mali işlerde. Gele gele böyle. Vara vara vara. Buraları parça. Vara 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 vara. Hele böyle Çimen Show, yeni talk show'du. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sizi de öndeki hanımefendi de bilet almış galiba. Hemen önünde verirsen. Kaçar mı? Çok sağ ol. Sen nasıl verdin bileti? Bileti vermedim. Bir gün kahvaltıda ya bir gün gitmek istiyorum dedi. Ben de hemen o anda bileti aldım. Bu normal. Gitmek istiyorum deyince böyle hani Allah'a dua gibi mi yani? Hayır. Yok, bir gün... Almayacak bir adam. Allah'ım nasıl gidiyor herkes? Herkes izliyor ya. Yok, bir gün gitmek istediğini söyledi. Son ben biliyorum. Çimene gidemeyecek miyim deyip hiç her şey gibi. Filiz, ben bu çoğu izleyemeyecek miyim yandım? Tamam, alıyor musun? Sen delirdin ha. Aldın hemen, şak evet. Aldın, gidiyoruz. Ne yaptı? Evet. O anda ne yaptı? Şaşırdı, çok sevindi. Öpüşmeye falan başladın mı? Vallahi olamaz mı yani? Niye? Bırak şimdi biletimi iletir. Çok tatlısın, bir tane. Teşekkür ederim. Kaç yıllık evlisiniz hayatım? 4 yıllık. Öpüşülür. Evet. Öpüşülebilir. Yani bu haber öpüşülür. Öpüşme ne zaman bitiyor? Mesela sana şunu soracağım. Sizin için değil. Yani genel yok. Olarak ilişkilerde. Genel normalde mutlu olduğumuzda yeni flörtte falan, yeni evlilikte. Aa aşkım çok güzel işte bir şey başardı. Aa yemek ne güzel olmuş falanlar var ya. Bu ne zaman bitiyor abi? Vallahi bizde şu an bitmedi, bilmiyorum. Vallahi. Evet. Aa şimdi... abi böyle 4 yıl ama dedi lan. Normal 4 yıl. Aşkım koca şimdi şey yapacak. Aşkım çok güzel konuştum. Peki uzun yıllarda evli olan var mı? Kaç yıl hayatım? Ha pardon. Sizin 30'luk beyefendinin 12 mi? 30'luk evlilik mi? Ay pardon. Oğlum ya fazla. Bir göz var, izan var ya. Oh hayır. Ulan çocuk zaten 20 yaşında ya. Ben... 20 yaşında 30 olmasını bekliyoruz. Sağ olsun davet etti beni. Aynı o da annesini getirdi. Annesini 30 yıllık evlilik. Evet. Ama eşiniz nerede? İskenderun. Şimdi öpüşme. Ne zaman bitiyor? Hala devam ediyor. 30 yılda. Evet. En son senin ne? Ya adam, ne oldu? Bu dağında kas kalmadı. Aşkım bırak artık be, 30 olsun. Adam pipetle. Ben artık şu ağzımı nefes alamıyorum. 30 yılda abla, güzel yapma güzel bir şey söyledi. Ben hiç benim annem ama öpüşüyor mu şu anda ya? Onu ne söyledi? Ben hiç görmedim öpüştüklerini. Evet, aynen öyle. Ben o işte öyle. Şov, onu demek istiyorum. Gizli gizli mi öpüşüyorsunuz? Oğlan varken yani. Kanka öpüşmek öyle bahsetmiyorum ben. Tabii ki tabii, ben de öyle bahsediyorum da. Kanı kaynadı mesela, oğlan da orada hani öpmüyor da sonra gel o da... Hani, fazla o değil ya. Seksle ilgili değil söyledim. Seksle ilgili demiyorum oğlum. Normal kanı kaynadı, ay benim karım falan dedi, öptü. Tamam fazla konuyu aldım bari, üstüme çıktın ya tamam kanki de. Sen git kendi karını öp benim. Mesela annem... Tamam ben karımı öpeyim, sen ne yapacaksın? Annem babam... O yüzden mi öpüyorum? Annem, çok sağ ol. Benim en büyük giderim seni öpme. Biz böyle uzun bir süre ayrı yaşadık. Mikrofonu mikrofonu şöyle flam olarak. Biz uzun süreler ayrı. Aradan sallayın. Zaten üzerinde kolonya var. Yakın olup yetmiş araç olacak. Ben burada çocukların yanındaydım. O İskenderun'daydı. Son 2 yıldır onunla beraber yaşamaya başladım tekrar geri. Arada böyle birkaç yıllık bir aramız var. Ama o hasret öpüşmesi o da başka. Şimdi... Sen bizim aradığımız öpüşmeyi anlamadın. Vallahi ben de anlamadım. Bak şu. Ne? Mesela atıyorum eve geldin diyelim ki. Sana dizi açmış, atıyorum. İzleyelim bu akşam seninle. Aa sağ ol bir tane. Çocuk mu? Sana dizi açma, yemeğini ye. Bununla falan. Tablet. Al tablet de. Dizi uzanmış, dizi izleyelim. Hani böyle bir akşam yaptım gibi. Sallıyorum. Her neyse aranızda. Aa aşkım sağ ol. Tabii.
Hediye. Hala devam ediyor. Jestler yapıyor mu size böyle ufak ufak hala? Tabii ki yapıyor. Hediyeler jest. En son ne yaptı mesela? En son ne yaptı? Biz örnek alalım diye soruyoruz. Fakat ne yaptı ya? Ha bunu yaptı. Bahçeden kopardığı çiçekler var mesela. Bu çok tatlı. Çok tatlısın. Hoş geldin. Bu arada uzaklardan gelen var mı? Onu sormak. Nereden bir tane? Sen hatta uzaklardan geldiğin gibi tam da gelememiz. O kadar arkadasın ki. Nereden? Filipinlerden var. Bahreyn'den. Aa arkada gördüm şimdi. Aa merhaba hocam mı? Anlaşır mıyız? Bir dur mikrofon gelsin mikrofon. Bu arada Filipinler'de sen mi geldin? Nasıl konuşuyorsun? Zaten hala Filipinler'de şu an. Hoş geldin. Şimdi bizim bir isteğimiz var. Şuna bir altyazı koymanız lazım artık YouTube'a. Hani bir subtitle gelmesi lazım. Düşündük. Evet. Düşündün. İki Suriyeli yapın anlaştık. Bir de. Öncelikle Türkiye'deki Suriyeliler Arapça anlasınlar. Bir dakika şimdi. Onlar İngilizce bizi anlamıyorlar galiba. Anlamıyorlar. Ben şu anda hem translate ediyorum. Ne öyle mi? Ha, sen nasıl ikna ettin de getirdin buraya? Yani. Kız arkadaşım. Hangi, sen niye bir tam duramadın? Adam böyle konuşuyor. Ya sandım oraya ya. Benim belim fena. Şu an masaj yaptırıyorum. Ha şu an bir sabitlendi. Rahatladım ben de. Şimdi sen kız arkadaşın ne zamandır sevgilisiniz? 5 yıl oldu. O bayağı ciddi bir ilişki. Ha gidiyor öyle. Çok güzel. Nerede bu arada tanıştınız? Bahreyn'de tanıştık. Bahreyn'de. Sen orada ne yapıyordun? Ben otelde çalışıyorum orada. Otel müşterisi miydi o? Yok o da çalışıyor. Ha ikiniz de çalışıyor değil mi? Şu anda Türkiye'ye mi yerleştiniz? Ne yaptınız? Yok tatile geldik. Kız arkadaşınla konuşabilir miyiz? İngilizce konuşman lazım. Sen bizim İngilizcemizi... Allah Allah. How are you? Can you... Ben şunları halledeyim de. Sonra sen devam edersin. Welcome. Thank you. Welcome dedim, thank you dedim. Neyse oğlum. What is your name? Francis. Ya da zorlayayım desin ya. Dur, tam böyle o Türkçe'nin şakalarını öğrenmiş. İsmini duyamadım, şimdi daha söyleyeyim. Pardon. What was your name? Ama biliyor mu gramer falan var mı? O da Filipino. I didn't change my name, but my current name is Francis. Ya? Francis. Yeah. Evet. Kız Francis'im şu anda falan diyor. Sen Bahreyn falan diyorsun. welcome. Oğlum doğru bak birbirine benziyor mu da karışmış mı? Hoş bulduk. Yanındakiymiş aslında. You see each other in hotel. Yok. I live in Saudi Arabia. He's in Bahrain. Oraya anladım ya. Saudi. Valla amin diye isim geldi. Çok sağ olun. Şu an inanılmaz konuşuyoruz. Siz anlayamıyorsunuz galiba değil mi? Okay. Çok derinden mi İngilizce konuşuyorsun şu anda? Kim? Türkçe, sen, you know, Türkçe biliyor musun? Onun bilmesi ne biliyor musun? Little only. O little, bizim de little ya. Little, nasılsın? Çok iyiyim, sen? Bu arada niye bağırıyorsun? Ben de iyiyim. Erzurum'da halamlar şu an. Okey. Para be. para böyle küfür mü lan? Nereden getirdim amına koyayım? Filipince. You are really very cute. Teşekkür ederim. Ben de manyak ettim. Ben İngilizce konuşuyorum, sen Türkçe konuşuyorsun. what are you doing in İstanbul? I'm on vacation. On vacation. Evet. Vacation hamile değil mi diye. İstanbul hamile olmaya mı gelmiş? Hani bir Amerika'ya doğru gidiyorlar ya. Vacation. Vacation, eğitim. Tatil. Ha tatil. Sizin İngilizce iyiymiş ha. Vacation herkes bilmez. See around. Oh, where have I, we went to Hagia Sophia. Hagia Sophia. Yeah. Blue Mosque, Topkapi. Topkapı falan sen bir şey anlamadım. Topkapi. Ya Beşiktaş. Where is Topkapı? Niye Sultanahmet? Evet. Okay, Topkapı. Hagia Sophia şu anda bedava mı? O sorusu. Komisa soruyor sana. Siz içeri bedava mı giriyorsunuz bak? What impressed you in Hagia Sophia? Architecture and painting wise, because it was a church before. And you can see like the old church. 6 ay önce gelseydin kapıları da gördün. Before. Kapıları yediler. If you come six months ago, you will see the doors as well. Because they eat the doors, because they eat the doors. 6 ay önce gelecektin de. Hem İngilizcem daha iyiydi, o zaman daha yansıdı. Kim buna kapıları yediler diyecekler yani İngilizce. Ne anladın? Dese de anlıyor mu? I explained. Yani dedin, anladı. Ne düşünüyor peki bu konu hakkında? Kapi? Top kapi. What is this guy different make you feel
Oh. In love. Hepsini attım ortaya. Make a sentence. Love, heart, pumping. Another no, this is why. Kiss each other. Ne? What is the difference of this guy, the guys you have met before? Onu sikim ne dedim lan? Bir şeyler demeye çalıştım ha. Bayağı kal. Bravo. Oo. He's very handsome and a gentleman, and yeah, he's okay. Family oriented as well. So, few of the things that I love about oriental him. Oriental mi? Zaten daha sonra orada sarıştım. Ben böyle kurdum. Very gentleman. Adam bir çıkarıyormuş. Okay. What do you think if you look us about our karakter? Karakteri söylesene. Hani character diye mi? Versene. Ben orada sen söyle. Ben karakter diyeceğim yerde sen benim adıma karakter de, tamam mı? Ben ağzımı açacağım ama. What do you think when you look at us about our character? Hani very good combination, you know. One is super funny and one is like relaxed funny kind of thing. What is relaxed funny? What it means? Ne bileyim amına koyayım. En sonunda öyle sorular sordu ki kıza. Çok tatlısın. Thank you very much. Küfürbaz Haydo taklidi yapan kimdi bu arada? Thanks. Tam o cümleyi o söylediğimi ağzı onu uyar yani. Sen mi yapıyorsun Küfürbaz Haydo? Ama küfürsüz hali var mı onun? Küfürbaz Haydo taklidi. Doktor oğlum bu adam. Sen doktor musun? O yüzden. Versene. Baksana. Yani şu an öğrenci mi? Aktif doktor mu? Aktif doktor. Aa çok da gençsin. Teşekkür ederim. Uzman yani şey ne? 27 yaşındayım ben. Ama çok daha genç gösteriyorsun. Sakal. Sakal kestim de o yüzden olabilir. Şuna güvenip teslim eder misin ya? Uzmanlık ne demiştin? Plastik cerrahi. Obo. Sen kendine bir şey... Ben olsam senin evinde şey derim ya. Kendine bir şeyler yaptım. Belki de kendine yaptım. Ben işte 50 yaşında belki de. Değil mi? Çok 27 yaşında adam suratını kendine geçiriyor. Küfürbaz hayat taklidi yapıyorsun. Ama çok mu küfür? Bu arada ben şaka yaptım. Ne konuda? Doktorluk konusu? Doktorluk. Hayır. Tıp öğrencisiyim de 27 yaşında değilim. Burası şaka mı rakayım şimdi ya? Ne gerek var ya? Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Niye böyle yapıyorsun ya? Abi senin tepkilerin çok hoşuma gidiyor. Vallahi ondan yaptım. Bu da yalandı. Başka bir şey değil. Tepkilerici görmeye bir de çok komiksin abi. Bu da komik değil. Süper funny. Sen süper funny, o relax funny. Relax funny. Sanki kafama geldik ama. Ben 750 lira alıyorum. Küfür saydı ama böyle çok da aşırı küfür olmasın. Ya yayınlamayız en kötü ya. Çok bir sert bir şey söyleme sana, tabii de yani insanların yanında. Ha. Bir de ne olduğun belli değil, öğrenci misin? Kaçma lan, yavşak tavşan seni. Gel lan buraya. Aa iyi yaptın lan. Yok güzel, yavşak tavşan bundan bir şey olmaz. Aynen. Hangi üniversite? Medipol Üniversitesi. Medipol Üniversitesi. Aynen. Aa Medipol mü? Aynen. İyi hayırlısı. Hanımefendiye selamlarımızı ilet. Hangi hanımefendi? Hangi hanımefendi abi? Sen doktorsun, bir de aramızda mucize doktor varmış. Peşine. Çok mütevazı. Mucize doktor ne demek? Vallahi arkadaşların taktığı bir şey bu. Sizdeki çocuk yüzünden mi yoksa? Biraz aylaklıktan. Hangi bölüm? Tıp. Nasıl istatistik değil mi ya doktor? Hayır, uzmanlık. Uzmanlık branş ne yani? Fizik tedavi şu anda, bilmiyorum, emin değilim. Bitirdin? İkinci sınıfım. Ben doktorsun zannettim. Herkes doktor aramızda gençler yani. Hala okuyorsun daha. Bazı öğrenciler tıba başladıktan sonra belli bir seneden sonra bırakıyorlarmış. Çok fazla şey varmış. Ben de dayanamıyorum diyen. Sizde de oldu mu arkadaşınız arası bırakan? Yok olmadı. İlk seneden bıraktılar. Baban nereli? Babam ordulu. Askerliği ne yaptın askerliği? Sen askerliği hiç böyle yapacağız vazgeç, ya. Vazgeç adam cevap verdi. Gerçekten mucize doktor. Allah'ım yarın gerçekten. Ameliyata gidiyoruz bizi görüyor. Bir de bize diyorlar ya. Oğlum görsün ama azıcık yapacak. Bir de bize şey diyorlar ya arkadaşlar. Abi ya bu ne ya 40 dakika bölmeyelim. Ham yayından izledik. Al ham ham ham. Ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalışıyor işte. Gel insanlarla konuşalım. Bu arada eksik olur. Bu arada futbolcu, bir futbolcu varmış aramızda. Şu an aktif futbolcu musunuz? Evet. Valla ayak atmanı rica etsek görsün. Senin yanındaki bir seni tanıyorum ben seni. Ha, sen neydi? Sen ne konuşmuştuk seninle? Pilot. Hatırladınız mı? Kız arkadaşımla gelmiştim.
Bu arada arkadaşıma vereceğim de küfürbaz Aydo taklidine ben de rakibim. Ben de onda iyi iddialı olduğumu düşünüyorum. Aa dur karşı karşı yaptıralım. Ben nerede mikrofon? Okay. Bu arada kendi karakterlerinizde değilsiniz. Sakin olun. Sonra mikrofonu kafaya vura vura. Zaten aynı karakterde olduğu belli ki. Belki de küfürbaz Aydo bu. Evet. O zaman sen başlat. Oğlum Şehmistan çek yayı fırlat beni. Ne gibi uzayım şuraya hadi bakalım. Ne? Abi ben bunun üstüne çıkamam. İmkanı yok. Bu nasıl şey? Vazgeçme, vazgeçme. Sen yazdın. Vallahi tek cümle biliyordum. Vallahi. Bir cümleyle mi Kürbaz Aydo taklidi yapıyorum? Bir de yazdın. Adam yazmadı. Eyvallah, teşekkürler. Çok sağ ol. Rica ederim. Futbolcu ya? İsim neydi? Taha Şahin. Taha? Evet. Taha'cığım nerede oynuyorsun? Rize Spor. Vallahi nasıl? Normal Rize Spor. Normal Rize Spor. Aa! Çok iyi. Mevkin ne? Sağ bek. Sağ bek. Taha... Bu arada pardon, Rize şu anda Süper Lig'de mi? Süper Lig'de abi. Sen Süper Lig'de mi oynuyorsun şu anda? Evet. Niye inanmadın abi? Oğlum daha herkes bir trollüyor, görüyor musun? Doktorum. Yakıştıramadım abi. Kankam nasıl yakıştıramam? Şaka mı yapıyorsun diye düşündüm yani. Hani o da doktorum dedi ya. Bir top sektir göreyim ne bileyim oğlum yani. Ben sola çık olayım hadi durdur bakalım ben durdurabileceğim falan. Şu anda Rize'de ilk 11'de misin? Evet abi. Taha Şahin. Ana bakacağım sana. Herkesin bir eksiği vardır ya, o eksini kapatmak için seni ayıran şey ne abi? Çok çabuğum ben falan mı? Çok çabuğum. Valla? Evet. Sırf seni eylemişsin dedi gibi oldu. Çok çabuğum. Çok abi, tamam. Defanstan bir koyuyorum 90, valla bak her hafta. Vay kankam be. Sen şu anda profesyonel futbolcu Süper Lig'de oynuyorsun. Bizi izliyorsun. İzliyorum abi. Kankam adamsın. Kamplarda falan arkadaşların bizi bilen var mı ya? İzliyor musun arkadaşlarını? Ben söyle. Çok kişi izlettim ya öyle. Valla? Başladı bayağı kişi yani bizim takımda. Rize'de oynamak bak diğer takımlarda oynamaktan daha zor. Niye? Yani taraftarı çok sert. Niye kanka böyle ayırt diye bakıyorsun? Yok, iyi şey değil ya. Mi? Zor değil mi mesela? Zor ama... Kaybettiğin zaman taraftar hemen böyle yüklenmiyor Rize'de mu Rize'de? Rize'de değil Trabzon biraz öyle kanki. Rize o kadar değil ya. Aa Rize, o manyak mısın? Öyle mi? Ben seviyorum Rize Spor taraftarını. Şu an zaten ne desen bir şey olacak. Ya Taha çok tatlı adamsın. Taha. Ben Rize taraftarı ateşli demek istedim yani. Öyle öyle. Yani o baskı İyiler. İyi bir o baskı şey mi? O baskı sizi zorluyor mesela, mu? Mesela ben şeyi saçma buluyorum Taha. Mesela atıyorum. İlk yarı 3-0 yenildin tamam mı? Protesto mu etmeliler? Hani kötü oynuyorsunuz falan yoksa hadi ikinci yarı alacaksınız çocuklar demeleri mi sizi baskılıyor? Ya benim şahsi fikrim alacaksınız demeleri daha etkileyici bir şey. Protesto edince çünkü biraz böyle yuvalama falan olabiliyor statlarda. Evet. O zaman ayaklar geri geri gidiyor. Taha yani siz milli takıma falan çağırma gibi durum var mı? Ya U23 milli takımda oynadım da A milli olmadım. Val olursun bence. Semih'i de atmışlar. Değil mi? İnşallah. 4 asist varmış. Bu da istatistik bakıyor TFF'den ama bırakayım. Ha baktın mı? 27 maç çıkıyorum. Tek asistin var, golün yok galiba. Yok, gol atamam. 4 asist yapabildim. Gol sevincin var mı hazırda? Hazırda yok yani. Vardı, unuttuk ama. Asist sevincin var böyle. Çok nadir gol attığım için yani her şeyi yapıyorum sahada gol atınca. Bayağı televizyon izlediğimiz futbolcu. Sen fazla izlemiyorsun galiba abi ama izlemiyorsun. Bana laf sokuyor ama bırakayım. Yok abi, laf sokmuyorum. Türkiye'de kanka, Türkiye'de futbol hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel abi. Ya adam ne yapsın? Adam tamam, bir şey yapamaz. Sen muhtemelen sevilen de bir şeysin, oyuncusun takımında falan filan bence değil mi? Öyle geliyor. Yabancılarla aran nasıl? İyi. Bir ara şey vardı, onlar böyle soyunma odasında biraz daha rahatlar muhabbeti vardı. Öyle abi. Mi hakikaten? Uyarıyoruz abi. Uyarıyorsunuz. Ama nasıl uyarıyorsun ki yurt abi? Yurt dışında hep öyle abi, aynı yerde duş alıyor herkes. Neyi uyarıyorsun yani sen? Şey yok, perde yok. Söylüyoruz yani havluyu çek diye. Peki hemen aa haklısınız doğru bundan sonra diyorlar, zaten evet. Hak dini falan diyor. Adam da din değiştiriyor. Saygı duyuyor. Şey yapıyorlar mı hemen? Okeyliyorlar mı? Diyor abi ya. Topallıyorlar hemen böyle şey yapıyor. Çekiyor hemen. Tacım anladık göstermeye gerek yok. Abi hemen böyle rulo yapıp beline sarıyor. Buradan kravat yaptığında soğumuş falan. Toparlamayı gördün mü? Hemen toparlıyor dedi. Bizim Türkler sözü hemen içine sokuyor. Yapmaz. Bu arada Cem'ciğim aklıma şu geldi. Biz ilk hani 100 bin, kanalımızın 100 bin olması aşamasını hatırlıyorsunuz. Böyle yalvarıyorduk. Şimdi neredeyse 500 bine geliyor. Neredeyse evet. Daha 300 bin nerede ama? Daha 150 bin abone var. Neredeyse geldik geleceğiz yani ucundayız. Şimdi bu tabii bizi motive eden bir şey. Yani onun yüksek olması falan. Bu arada hala abone değilim diyenler kimler? İzlediği halde abone olun. Aa verebilir misin hanımefendi? Bir de tripli. Övünerek aldırdı. Hep önüne düşüyoruz zaten diye mi abone olmuyorsun? Hani her perşembe. Yani evet kendim açıyorum zaten. Ha aratıp açıyorum bizi. Evet. Ama unutursan bir gün. Unutmam. Ya bizi izlemezsen falan diye. Sen galiba şu an hani unuttum dedi farkına vardın ve olacaksın mı sanki galiba? Olayım mı? Ha. Olsam yok, engelle bizi Sinan'ı çıkmayalım. Senin nezdinden tüm bizim... Olacağım. Ha, şimdi senin nezdinde hiç abone olmuş ama... ulan biz de abone değildik diyen izleyicilerimize... ...senle bir mesaj verelim.
ben pişmanım. Aynen. Oluyorum. Olmamıştım. Allah siz de ülkeye gelin artık. Amacı bir şey gibi. Evet, senle beraber bir mesaj verelim. Abone olun. Çok düz olmadı. Biz hiç dememiştik Allah'ım. Evet, abone olun. Hiç aklınıza gelmeyen bir şeydi o. Evet. Sen ne yapıyorsun? Yani ne iş yapıyorsun? Benim gelinlik firmam var. Geçen hafta bir seyircimiz geldi. Geçen hafta değil mi? Dün çektik de. yeni evleniyorlarmış. Şurada oturuyorlardı. 70 bin liraya almışlar gelinliği. Çok normal. Ama bir şey diyeceğim. İçinde gelin yok. Sadece gelin. Damada var. Tek geliyor. Var mı gelinlikle beraber yapmışım? O kadar para vermişken ben satın alırdım bu arada. Niye bırakayım ya? Yani? Ama işte mesela ben aldım kiraladım. Siz kirayı ucuz yapsanız kiralarsınız. Evet. Ondan sonra onu da başkası kullansın. Ne olacak ki? Bir kere giyiyor zaten. Yani fantezisi yoksa her gün onu giydirip şey yapmıyor. Öyle fantezi mi? Toplumda saat. Gelinliğin böyle kadın için önemi var ya. Alıp saklayacak. Hadi, ne oldu? Hatıra kalsın falan. Evde yer yok. Gelinliği saklayan var mı? Sen yok. Saklıyor hanımefendi musun? Hanımefendi saklıyor musun? Versene. Neyini devam sakla edelim, sakla. Sen orada oraya. Tamam. Ayak atmanı rica etsek kamera görsün diye. Hamileyim de. Aa, evet. Çocuk düşmesin diye kalkıyor zaten. Kalka kalka. Sen... Ama kalkabiliyorum sorun yok yani. Dur baba bir de hızlı kalktın yani. Kaç aylık? 6. 6. İlk çocuk mu? Evet. Vay. Çocuktan mı geliyorsun? Abi senin çocuk mu? Yani. O şu an tekmeliyor zaten beni. Aa, çok güzel. Müzik falan dinletiyor musunuz ona şimdiden böyle? Bir yok, hiçbir şey dinletmiyorum. Valla. Peki. Allah Allah. Niye öyle? Boşuna mı dinledin? Hamilelik ya? Sürecinin... Dansun Kırmızıgül İbrahim. Tabii çocuk... Bir çocuk böyle şey. Çocuk böyle doğdu. Kendi şeyini kesiyor. Orada. İsmi ne düşünüyorsunuz? Bulut Ege olarak düşünüyoruz şu Bulut anda. Ege. Evet. Eşim de Deniz Bulut Güner. O yüzden biraz daha böyle şey olsun. Ya, beyefendi adı Bulut. Evet, Deniz Bulut. Aa. Beyefendinin ikinci ismini çocuğun birinci ismini yapacaksın. Ya o kullanmıyor, en azından çocuğumuzda kullanalım istedik. Hayatım bu ekmek mi ya? Bu bayatlamasın değil ya. Değil tabii ki. Ama ben kullanmasını istiyorum. Etrafında da kimse ona söylemiyor. Sen ona pek Bulut mu diyorsun? Yok, Deniz diyorum ben de. Sen de kullanmıyorsun onun ismini. Ya ben genel olarak zaten Deniz diye de hitap etmiyorum. Ne diyorsun? Sevgilim diyorum. Hala mı? Kocam diyorum. Ha, ne güzel, seviyorsun hala. Kocam da bir tabii güzeldi. Ki yani çok seviyorum. Sev tabii canım. Güzel. Kaç yıllık evlilik? Çocuk bir gelsin. 2,5. 2,5 yıllık evlilik bak. Anne var değil mi aramızda? Bir tane merhaba. Merhaba. Senin de ayak atmanı rica etsek. Tamam. Teşekkür ederiz. Kalkamam çocuğum 3 yaşında falan. 1,5 yaşında. Kaç? 1,5. Sen 1,5 yıllık annesin. Evet. Şimdi burada 3 ay sonra anne olacak bir hanımefendi var. Çocuk doğduktan sonra bir yıpranma oluyor ilişkilerde. Kesinlikle. Oluyor. Şimdi onu yaşamasına bak burada romantik, Sehal'le birbirine sevgilim diyen, kocam diyen bir çift var. Neler yaşandı doğduktan sonra çocuk? Hanımefendi neleri görecek? Ne, bilsin yani. Nereye yani baba destek olamıyor hiçbir şekilde. Evet. Altın alamıyor, altın alamıyor, yıkayamıyor, uyutamıyor, yediremiyor. Her şey annede. Eve gelmiyor, kumarı var. Harbi eskortlarda evet. Zor topluyoruz adamı. Yani beceremiyor. İlk dönemde çok zor. Hep anneye evet. Bağlı. Sen de orada duruyorsun. Yani senin varlığın bile rahatsız ediyor insanları. Yani evet. Mesela kayınvalide falan sana böyle bakıyor. Kesin gitsin bu adam gibi. Yani o yüzden adamlara da çok yüklenmemek lazım. Peki, ama bir destek gerekiyor. Çok güzel. İki... Soru neydi? Soru Kıbrıs Barış Harekatı. 74'te Ayşe tatile gittiğiyle mi başladı yoksa Ecevit olarak... Ayşe miydi yoksa Bulut Ege miydi tatile? İyice kafana karıştı. Evet, iki yani eşi, baba yani ne yaşayacak bu çiftimiz sevgi... Şimdi aşktan neler gidiyor o canım? Sizin kaçıncı yılınız evlilikte? Ya biz 6'ya doğru gidiyoruz. Yani zaten 3. yılda falan olmuş. Gibi, evet. Odağın değişiyor değil mi? Artık öncelik hep çocukta adam artık... Öncelik kesinlikle çocuk oluyor. Sevgilin sırf değil mi bir şey diyeyim mi sana? Sırf... Çocuğun babası olduğu için onu sevmeye başlıyorsun artık. Ayda. Evet. Evet. Ama ağır bir itham. Yok, itham değil gerçek. Bu ağır bir bunu şey. Bunu söylemeyen aşk bitiyor ama güçlü bir sevgi oluyor diye. Yani olur mu evet. Aşk bitiyor sevgi başlıyor. Ama sevgi daha güçlü bir şey bence. Tabii. Yani tabii. Alışkanlık, sevgi ne dersen de işte o adama yetiyor. Aşk bitti. Yok canım aşk var da hani genel anlamda aşk konuşuyorum. Aşk evrildi. Evet evrildi kesinlikle. Hiçbir şey evrildi. Ben de olmasam ağzını açamıyorum ha. Ne dese evet aynı mı beyefendi. Sence biter mi? Ben biteceğini düşünmüyorum ya. Aha. Bir de benim eşim şu anda da çok her hareketi çok ilgili batıyor bir ya. İnsan. İlgileneceğini de düşünüyorum açıkçası. İyi baba olacak çok, yani. Kesinlikle çok inanıyorum buna. Ben yemin ediyorum çocuğu böyle mesela birbirimize kitlemeye çalışın bir dönem geliyor çocuğu sürekli. Mutlaka olacaktır ama Allah belanı versin yani çocuğu böyle Dilan'ın geçeceği noktalara bırakıyordum ama. Aynen anne yüreği dayanamaz alır falan diye.
O kadar sıkılıyorduk çocuklar. Yani o da hep böyle birbirine kitleme durumu başlıyor. Evde böyle checkpointler var. Buraya bıraktım çocuğu. Kafasına da şey koydum. Oradan görürüm de. Üstüne basmaz herhalde. Alır ya. E gerçekten bir de şey diyorsun. Sen anneni mi özledin? Bu da güzel taktikler arkadaşlar. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Çok teşekkür ederiz. Allah çok güzel insanlarla karşılaştın. Amin. Allah onu başımıza eksik etsin. Eyvah bir tanem çok tatlısın. Sporcuların sosyal medyasını yönetiyorum. Ha konuşabilir miyiz? Hangi sporcuların sosyal medyasını? Ya büyük sporcuların örnek Hakan Çalhanoğlu diyebilirim. Cenk Tosun. Sosyal medya sende mi? Yok sosyal medyası bizim ekipte diyeyim yani. Ha, ben de ekip çalışanı. Hani ne paylaşılacak maçtan sonra falan. Evet. Ben sosyal medyamın kimse de değil bende. Bana bu daha samimi geliyor. Ya, o adamla yani samimi. Ama şimdi sporcu ha, o, çok profesyonel bir şey yani. Şöyle. Biz komediyiz ya. Ama o bir yanlış bir hareket yapsa evet, hayatı bitebilir yani. Sen şey... yapsan kimse sizinle oldu. Hayır sen de yapsan olur ama. O gün işlendiğinde pezemek orada kimse sizinle olmadı mı? Sen de orada asıl lafı sen ediyorsun ben de işlendim. Çok komikti. Bir de orada şimdi paylaştıkları şeyler de önemli yani atıyorum... Bir yere eğlenmeye gitti. Hani normal sadece eğlendi ve çıktı. Ama atıyorum yan masada bir tane içki vardı mesela. He. Hani fotoğrafta o çıktı diyorlar işte bu topçu içki mi içti falan. İtalya'da da mı öyle ya? Ya genel rakıları konuşuyorum. Rakıları saklıyor falan böyle şey. Bu konuda patladınız oldu mu? Olmadı galiba. Yani çok dikkat ediyoruz. Çünkü peki Hakan şimdi... şöyle bir story attı maçtan sonra. Milan'a koyduk. Sen panik halletmiyor musunuz onu? Yok atmaz o yani şey. Attı abi kaza geldi. Böyle fotoğrafı. Ha. Araya rakı koyuyorlar bir de. Bunu içeceğiz onlar. Biz bir ara Cagney ile çalışıyorduk. Oo Cagney ile mi? Çok en çok zorlandığımız futbolculardan biriydi. Çünkü sürekli King Kong paylaşıyordu böyle goril falan atıyordu yani şey yaparken. Ve onu tutamıyorduk mesela. Hoca kadroya almıyordu. Bir anda böyle hocaya karşı işte kendi dilinde sözler falan paylaşıyordu. Aa. Bize sormadan. Siz ya, ne yapıyordunuz? Ya biz de sil diyorduk. Ama şimdi ben şu an tam anlamıyorum. Neden adam kendini sevdi? Ama adamın kariyerini ama korumak zorunda. Ama kariyer ya. Yani zaten öyle bir şey oldu. Ya tam hatırlamıyorum ama galiba işte kadro dışı bırakıldığı bir dönem olmuştu yani. Story'den dolayı. Galiba. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama bir gün değil mi kadro dışı? Story 24 saat sildi ya. Story silinene kadar kadro dışı falan. Yani. Sen de böyle nişanlının tipi var. Bir evet şey ben nişanlıyım. Hatta benim... Nişanlı tipi var sende. Benim... Sağ elindeki müzikten değil yani. Tip olarak senin burnun, bak sol deliği, nişandan gelmiş ya. Bence sen nişanlınla aynı gün doğdun. Ya, yazmıştım evet. Ha yazmış bu arada ben... Sen ne yapıyorsun? Hemen ne söylüyorsun? Belki adamı şaşırtsam şunu. Ya, nişanla aynı gün mü doğdun? Evet ya bizim nişan bayağı haber oldu Türkiye'de. Bilmiyorum belki gören olmuştur oldu? Ama... Ya, biz nişanlınla aynı gün aynı hastanede doğduk. Annem de sürpriz olarak... Bizim nişana işte kordonu kesen doktoru çağırmış yüzükleri kessin diye. Oha mükemmel bir şey. Ve kordon halinde bunu da kesmedik daha. İstersen takayım birleştireyim. Biri bize tweet attı. Önce bu haber olmuştu bizim. İşte aynı gün doğan çiftin falan filan. Biri ebesinin nikahı diye bir tweet attı. Ondan sonra bir daha patladı yani. Bayağı bizi ilk sayfaya falan koymuşlardı gazeteler. Enteresan bir süreç yaşamıştık. Hanımefendim. Onun dışında uzun evlilik kimde vardı? İsim neydi? Derya. Derya çok şekersin, hoş geldin. Teşekkür ederim. Senin de 27 yıl uzun. En inanamadığın, oha onunla mı yaptın dediğin ne oldu mesela en? İlişkinizin 27 yıllık total şeyinde. Oğlum. Sürpriz mi oldu? Aşkım, bekle. 9 ay sonra göreceğim sana. Yok, gerçekten çocuklar yani. Çocuğunu versene. Onu tanıyorsunuz zaten. Evet. Geçenlerde geldim ya ben. Nereden tanıyoruz lan? Geldi şurada ben babam gemici dedi. Gemilerim var dedi. Ya. Ha tamam ha, tamam. Sen, siz armatör işisiniz. Armatör işisiniz. Vay gemiler. Ben öyle söyleyince öyle davranmadın ama. Sen zaten doğmuşsun baban armatördü. O armatör değilken sevmiş o adamı. Bak hanımefendi ayağa kalktı bir kere kocam armatör demedi. Sen ha. Baba benim ben armatör diye kaldı. Sen ama. Dedin gene. Kendin dedin oğlum babam armatör. O zaman da kendi dedi bak. Ben sen buraya babam armatör yazdın biz dedik babası armatör aldı. Ben öyle bir şey demedim. Ay yavay atı yavrak. Hatta sen bir telefon vermesin ben armatörüm gelebilir miyim falan demişsin. Neler neler dedin ya ne o neler neler. Geminin adı Derya Aytekin zaten. Oo. Bak o şov. Ama kaç tane gemisi vardı ki? Her sene başka ismi koy. Diğerlerinde öyle değil. Gemiler şiidir yani kadındır. Oğlan adını koymadınız mı? Vardı ama o sonra. Koyduğu gemi battı İtalya'da. Hiç şaşırmadı ben. Sizden aileye verdiğin şans işte sen işte. Gemi niye battı? Abi gemi şöyle kötü bir havadayken işte sürüklendi. Gitti orada bir mendereye oturdu. Kimin hatasıydı?
kaptanın bence şahsen ama. Sonra ne oldu kaptan? Ya sonra bir şey olmadı. İndi gemiden Türkiye'ye geri geldi. Devam ediyor yani çalışmaya. Ya bizde çalışmıyor da yani sektörde devam ediyordur diye. Kaptana bak. Gemi batıyor yüzerek öbür gemiye geçiyor. Var mı kaptan lazım mı? 3000 dolar benim maaş. Ama bir kaptanın CV'sinde de gemi batırmak değil mi? Çok şey değil mi? İşe girerken daha önce ne iş yaptınız? Şeyde çok var abi. Ayak aksan bir kaptan. Gelen mesela insanlarda mesela batan gemiden kurtulup işe tekrardan hani başlayan çok insan oluyor. Ona ne oluyor? Batan geminin malları mı? Şakaya bak. Seninle 5 bölümdür bir şey konuşamıyoruz ama. Abi çünkü bir şey bilmiyorsunuz o yüzden. Aa bak çıktı. Bak geçen kılavuz kaptanla alakalı bir şeyler biliyorum dedi. Dediği her şeyi yanlıştı. Nereye ya yanlış? Senin dediğin yanlış. Ulan asıl seni linçediler. Ya bırak ulan ya. Senin ben de her şey. Senin gemileri. Altına neler yazmışlar? Sana var ne yazmışlar? Ben baktım hiç kimse bir şey yazmadı. Seni rencide evet. Etmek istemedim annenin yanında. Ben de istemedim. Ben baktım hiç kimse bir şey yazmamış. Olur mu? Sen hep senin dislike yapmışsın. Gördük birer dislike vardı hep sendin. Yo ben... Sana var ya Nusret Mayın gemisini göndereceğim sana gemilere bak. Ya kardeşim biz ne konuşalım armatörle? Sen armatörsün ya. Sağ kol yazdık kaldırmadın çocuğu. Kimin sağ kolu? Ha özel şoför. Ben babasının şoförüyüm. Ha. Öyle mi? Babasının... Ya bu babayı çok merak ettim ha. Baba da bugün gelir mi ya? Babanın çevresindeki herkes tanıdık, babayı tanıyamadık. Kim baba? Abi bir gün şöyle bir şey yapalım, arkaya güzel bir kayık yapalım, babam böyle seyretsin. Şimdi Ayhan abi bunu izleyecek, bana da özel bir mesaj yaptı. Bir şey söyledi, size özel bir mesajı varmış. Kim o? Ayhan abi. Ayhan abi. Baba. Ha baba? Benim babam değil, efendim babası. Yok tamam. Zaten patronum burada bir tane yani. Baba var, hepimizin babası. Estağfurullah. Anneme soracağım, tanıyor mu bu adamı? Yok benim annemin adı da var gemilerde. Faslı ya, ne diyorsun oğlum ya? Senin, benim. Ya. Ne yapardın? Abi geliyor. Nuran işçiler. Bir şey söyleyeceğim. Hikayeye benim annemin adı var diye başlayayım. Final ya dur bir hepsi alayım ya. Baksana oğlum bir ya. Girme lan benim anama. Ya fazla ben şunu ne anlamıyorum. Yaparsın? Bir dakika. Neyse ki Nuran işçiler. Niye Nuran işçiler oldu? Ben anlamıyorum. Şakayı yapan sensin. Senin annenin adını görüyorduk da ne oldu lan Nuran işçilere döndük? Ben... Sonra kıyamadım anama. Anam. Benim anneme mi kıydın? Hayır, senin annene kıymadım. Daha iyi değil mi lan? Armatör oğlu olacak. Aramızda müzisyen varmış. Aslında müzisyen diyemeyiz. Ben şarkıcıyım. Şarkı söylemeyi seviyorum. Ha, şarkı diyeyim. Söylüyorum oğlum, sadece. Tamam. Ay bugün keşke denk gelsek denesek. Ben bayılırım. Çok isterim. Vallahi. Çok isterim. Ama şey yapmadım hocam. Bazen şey ben utanıyorum. Mesela diyelim sen beni tanıyorsun, seviyorsun ya. Çalıyor o sıra. O sıra ben geliyorum. O Cem abim de geldi. Bir şey var. Abi, ben utanıyorum. Cem de ve Dilber gibi dans ediyor. Ben de başlıyorum böyle danslarım. Ben utanıyorum. Onu yapmayın ya. Sen çalıyor ol. Ben de giriyor olayım. Ne yaparsın onu yap tamam mı? Ben şimdi sen normal ne söylüyor ol. O hangi şarkıyı evireceğim bana? Aya benzer yüreğim. Aya benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi yener sana. Oğlum sen de bilmiyordun coştun ha. Bir gideyim daha bekle biliyor musun? Bekle geliyorum. Oğlum. Dur abi bir saniye. Ya oğlum sen şu anda bilip bilmediğini anlamaya mı çalışıyorsun ya? Sen söylüyor olacaksın. Ben geleceğim. Ben gelince hani bana uyduruyorsun. Ama bekle geliyorum başka manek gelmesin. Ama... abi artık nasip kısmet bu dakika. Cem de konsumasyona çıktı herhalde. Masa masa geziyor Cem'e bak. Tamam. Sen, ben senin mekanına geliyorum. Tamam. Aya benzer yüreğim doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi yenersem eğer. Bekle geliyorum aşkım. Cem'e benzer yüreğim doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi yenersem eğer. Bekle geliyormuş aşkı. Oğlum. Sen benim sevgilimle geldiğim yere bekle geliyormuş aşkı diye şarkı beste mi yaptın bana? Abi hanımefendiye ben mi geleyim? Yani bu dakikadan sonra zaten problem olmaz. En azından biri gelsin artık şu an. Albüm falan yok değil mi senin? Var. Adım Uğurcan Benice. Spotify'da yayınlanmış 5 tane şarkım var. En çok dinlenen hangisi? Ah Kadın diye bir eserim var, o dinleniyor. Ah Kadın. Burada. Nasıl bir şarkı? Ya hanımefendiye yazdığım bir şarkı. Yanındaki kadına. Evet. Vallahi mi? Evet. Ay çok güzel bir şey. Çok merak ettim. Çok merak. Yani. Onun nakara kısmını söyler misin? Ah kadın nasıl seviyorum seni bir bilsen yüzünde güller açar. Ah kadın. Çıkalım istersen kanka. Evet. Ah kadın. Şey şarkının sözleri. Ah kadın anahtar sende vardı. Kapıyı açmadın kadın. Burak kim? Kanun sorusuna cevabı var yazmış da. Ha, hangi soruyu kanka onda? Bir yerden hızla uzaklaşma sağlayacak kadar utandığın bir anını anlata Burak. Burak'cığım merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hangi takımısın? Fanet takımı. Trabzon.
Ya size şey diyecektim ya. Futbolcu Taha. Size şeyi soruyorlar mı? Yani hani bir eğitim var mı onun? Maçtan sonra konuşma yapıyorsunuz ya işte. Hep aynı şeyler. 3 puan. Bir önümüzdeki maçlara bakacağız. Ya bu hep böyle mi ya? Evet abi. Özel eğitim veriyorlar size. Yok abi. Herkes içinden ne geçiyorsa onu söylüyor. Hep içinize aynı şey mi geçiyor? Ama politik şeyler abi. Değişik bir şey söylüyor. Basketçiler daha değişik şeyler söylüyor. Hani olayı anlatıyor falan. Siz önümüzdeki maçlara. Politik cevaplar abi genelde. Evet, ama sen mesela desen ki kendi kafana göre durduk yere mesela. Daha farklı bir şey söylesen. İşte önümüzdeki maçlara bakıyor arkadaşlar. Ben de onlara bakıyorum. Hadi. ne demeli? Aa. Yenilginin ardından konuşacak tamam, bir şey olması lazım. Revizyon yapılacak takımda. Oyuncuya bak. Kendi hocayı göndereceğim. Başkan mı? İstifa edecek başkan. 5-0 elimiz. Tamam mı kankim? Öyle bir şey söyleyeceğiz ki taraftar da gülecek. Söyle abi. Taraftar da gülsün. Hadi 5-0 röportajı yapacağız. Yapalım abi. Taha'cığım bugün 5 tane gol yediniz. Bekliyordun sen galiba. Abi bu soruya ben nasıl cevap vereyim yani? Sen şimdi provokatif bir şeyler soruyorsun. Evet. Normal. Tamam. Dedi ki 5-0 yeniliriz. Taha düşünceleri nelerdir? Ne diyorsun? Evet. Çok üzgünüz. Taraftarımızı üzdüğümüz için özür diliyoruz. Bir sonraki maça bakacağız. Geçen hafta öyle demiştiniz. 3-0, 5-0 oldu Taha. 3 haftadır önümüzdeki maçlara. Bir bakalım önümüzdeki maçlara. Bence gerinizdeki maçlara bakın. Önce de bak kaç yediğinizi görün Taha. Haklısın abi derim. Haklıyım tabii. Sence ne demeli ya? Yine aynı şeyleri söyle bak. Evet, o zaman sen şey ol, ben futbolcu olayım. 5-0 olsun abi. Tamam 5-0'ız ben Cem İşçilerim. İşte sağ açığım. Nerede oynayayım ben? Sağ sen kaleci ol, kaleci ol. Ha ben kaleciyim. 5-0 ben de kaleciyim. Gel. Tamam, merhaba Cem İşçiler. Merhaba Cem. Bugün merhaba. Şanssız goller yedin. Yo. Skor hakkında ne düşünüyorsun? Benim uzanamayacağım köşeye atıyor pezevenk. Ben ne yapayım? Baksana 1.20 boyum var. Nasıl gidiyor? Kale 2.5 metre ama. Hatta ben yetişemeyince eldiveni attım. Onun eldivenle beraber girdi. Bizde yok ki. Bizde bir sağ bek var Taha diye. Amına koyayım. Koşuyoruz bana bakın nereye koşayım. Git sana koş. Haftaki maçla ilgili ne düşünüyorsun? Haftaya en az 10 yeriz amına koyayım. 5 az geldi yani. İstanbul'da maçınız var mı yakın zamanlarda? Var abi haftaya. Kimle oynuyorsunuz? İstanbulspor. İstanbulspor maçından ne bekliyorsun? Galibiyet inşallah abi. Sen böyle oyuncuları çalışıyor musun rakibi? Çalışıyoruz abi zaten takımda da yani bunun toplantıları oluyor rakip takıma karşı. İstanbulspor'u sola çekeyim. Şu an daha yapmadık abi milli aradayız ya. Son gün mü çalışacaksın sen? Yok abi. Hocam ben yolda çalışırım ya. Daha var. Solak mı adam? Vay amına koyayım ya ne enteresan. Daha başarılar diliyoruz sana ya. Teşekkür ederim. Vallahi abi. Rize'ye gelince bekleriz. Aynen. Geleceğim abi. Çok da tatlı. Tayyip'e alışıyorum. Ne kadar güzel. Eyvallah. Burak'la da konuşalım. Sen böyle maçlara giden bir adam mısın? Evet, sık sık giderim. Yani 2002'den beri bir fil gidiyorum. Ben eskiden maçlara giderdim kanki. Biraz holiganlık falan var ya. Biz ilk bir gittik abi, ben Fenerbahçeliyim. Çok güzel yer bulduk açık tribünde. Ulan tribün ne kadar güzel yer, bir de bomboş. Yani her yer dolmuş, bir tek orası boş. Biz de beş kuzen oraya gittik. Yani açık tribün en güzel. Ulan dedim ne güzel yer bulduk ya. Meğerse Sefa Reis'in yeriymiş. Geldi kanki Sefa işte Sarı Lacivert Yücel'de var ya onların işte baş şeyleri. Biz bayağı onların yerini bilettik. Ulan bunlar ne yürek yemiş amına koyayım. Evet. Biz de böyle 20 yaşında falanız yani şeyiz. Maçı bekliyoruz. Sefa geldi. Ne yapıyorsunuz bu dedi. Ben de tanımıyorum ki ben tribün. Ben Rambo Okan deseydim. Deliliğe vursaydın. Bahsettiğiniz işte o tribün reisi Sefa ile abimizle şöyle bir hikayemiz var bizim de. Biz ben Kasımpaşa'dan geliyorum. Adamın Kasımpaşa'nın hikayesi bitireydi ya. Ben daha hikayem şu anda en başındayım. Şey gibi oldu. Daha Sefa ile geldi. Cem Bey bahsettiğiniz hikayeyle alakalı ben bir şey... Biz çok yakın tribünlerdeydik deplasman tarafıyla. Biz de bir gün evvelden çürük yumurtaları yarıp parasını alıp eski açığa sokmuştuk. Böyle turist çantalarında. İşte çürük böyle... olduğunu nasıl anlıyorsunuz yumurtanın? Adam ucuza satıyor abi. Nesini anlamayacaksın? Çürüktür herhalde diye. Belki ya, tabii yok kullanılmayacak. Belki de kampanya yaptı. Gerçek organik yürüyen tavuk yumurtası. Yürüyen tavuk. Abi o zaman hepsi yürüyordu. Yürüyen ya. Tavuk. Bu gezmiyor ama sadece yürüyor. Volta atıyor. Volta tavuk. Ya adam zaten satıyor. Yürüyen ama bakmıyor. Hani gezen sayamaz. Hiçbir yere bakmıyor ki hep yere bakıyor. O yüzden yürüyen tavuk. Bence daha mantıklı. Gezen tavuk ne? Zayıflamak için yürüyorum. Gezen tavuk ne yapıyor? Abi bugün Maşuköy'e gittik 10 numara yer yat. Gezen tavuk öyle bir şey olmaz. Gezen lazım. Tavuk influencer. 1 milyon takipçisi var. Arkadaşlar altındakini sormuşsun. Yumurta amına koyayım. Aslında bence gezen tavuk değil. Bence yürüyen tavuk denmeli ona. Tavuk doğru. Gezmiyor ki. Doğru. Ben ona mesaj verdim. Yanlışını bu kadar... Yanlışım değildi. Bilerek söyledim. İnsanlarımız bunu yanlış biliyor değildi böyle. Daha ilgi çekmek için böyle. Ya biz bayağı çürük... yüklü miktarda ucuza çürük yumurta aldık. Atacağını sahaya. Tabii. Ama ayıp. Ayıp mı? Ne ayıp? Abi oğlum? Çok masum bir şey yumurta. Tabii ya, şey o yıllarda... Abi görmediniz mi son bir haftaki olayları? Evet, bizim abi. Yumurtanın yanında ne kalır o yani? Hangi takım atacaktınız? Fenerbahçe tarafını atacağız.
bu sesle böyle Fenerbahçe. Ya bu tip şeyler çok sempatik. Onlar atar, bunlar atar. Yumurta olur, yumurtadan zarar zarar vermez yumurta ya. Abi yumurtanın kime ne zararı olur? Çürük olmasın problem sizin için. Sizin için ben mi? Ya arkadaşlar şu anda sahaya yumurta atmanın sempatik bir şey olmuyor. Sahaya değil, sahaya değil. Direkt taraflara atıyoruz tavaya, abi. Tavaya, tavaya. Taraflara da ayıp. Adam tavayla mı duruyor? Abi tereyağını koydum, hadi amına koyayım ya. Yani seyirciye yumurta atmak da sempatik bir şey değil ki. Öyle aa mi? Tadı çıkmaz oğlum öyle. Onu atma, bunu ya, atma. Gül mü açacağız bir zaman? Ya kanka. Telefon numaranızı mı açalım biz? Abi olur mu? Ara beni, ben başa gelmiştim. Ama deplasman tarafında böyle bir profil gelmez zaten. Gelenler zaten daha hooligan, daha fanatik oluyor genelde. Yani senin ne işin var? İnönü Stadyumu'nda deplasmanda mı abi? Ha yine öyle. Yani, ben olamaz o, abi. Fenerbahçeliyim ya ben. Sen IPTV'den izleyen bir adamsın. Ya böyle bir şey var mı? Valla 5 yıl cezası var ha, iyi dedin. Evet, yeni başladı bu arada. Bir de herkes bir yumurta atıyor, cezayı ben yiyorum. Önden bir arkadaşın attı da işte o rahmetli tribün reisi Sefa'nın üzerine gelmişti mesela, hiç unutmuyorum. Oo. Tabii. O gün de Sefa sinirli, yerine başkası oturmuş diye senin hikaye geçiyordu. Yani çok sevilen ve saygıdeğer bir insan olduğunu o yaşlarda orada öğrendim. Gerçekten bir 5 dakika içerisinde kayboldu ve 10 dakika sonra yeni bir takım elbiseyle gelmişti mesela. Ben aa, orada tabii onun o elinin ayağının uzun olduğunu şeyi hani gücünü vesairesini hani buradan bir Beşiktaşlı olarak rahmetli anlıyorum. Yani çok bizi etkilemişti onun tekrar sıfır bir kıyafetle o gün stada girdi. Falan demedi öyle mi? Yok yok hayır hani, herkes bunu olan karşılığı evet, konfetiydi evet. Yumurtaydı hani tabii ki yaralayıcı bir maddeyi kimse istemez karşı tarafa atmayı. Ama biz de çok bozuk para yedik mesela, ben yumurtayı tercih ederim. Bugüne kadar kalan izleyicileri hemen konuşalım, oynayalım, ondan sonra hediyemizi verelim. Çok teşekkür ederiz geldiğinizin. Evet, hemen programın en başında konuştuğumuz eşine doğum günü hediyesi olarak çimen bileti alan hanımefendi ve eşi. Yine eşine hediye olarak çimen bileti alan İranlı Hazal. 30 yıllık evli olmasına rağmen evde öpüşmeleri devam eden Zuhal. Filipin'deki en büyük çimenci ve sevgilisi. Geçen hafta kafu tweet attı. Brezilyalı efsane sağ bek. Artık kafu yok. Hayır, kafu Rizeli... zaten şey diyormuş ya, ben taha gibi olmak istiyorum diyormuş. Hayır, kafu şey diyormuş. Ben siyah tahayım. Mesela beyaz pele ya. Sağ beklik gitti dedi. Artık oraya biz taha diyoruz dedi. Rize sporlu taha. Boğaz'daki tüm gemilerin sahibi. Derya. Dünya tatlısı Derya Hanım. Müzisyen, sevgilisine şarkı yapan beyefendi. Evinizde yumurta kalmamışsa anlayın ki Burak bileni fırlatmıştır. Tribüncü Burak. Çok tatlı adam. En çok key aldı değil mi? Alkış kim aldı? Taha ya. Ha, Taha aldı. Ben zaten internetten satın almıştım. Bugün doğum günü olan biri var. Ben arkadaşı hediye etmiştim. Aa ne tatlısın. Ay kadar tatlısın ya. Taha ya. Ha, var ya bundan sonra ikinci takımım yine Beşiktaş. Vallahi Rize'yi seni destekleyeceğim, hepsini izleyeceğim. Yemin ediyorum. Daha bak şimdi seninle bir şey diyorum. Gerçi çimeni izleyen insanlar genel olarak biz her karşılaştığımız her yerde böyle kendine has bir kalitesi var. Vallahi öyle. Ya. Gerçekten öyle. Daha da bunu futbol dünyasından bizi izleyen insanlara biri olarak göstermiş oldu. Hepiniz öylesiniz. Sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada güzellik iş değil. Bizi izleyen yüz binlerce insanın da bizim hayat standartlarımızı birbirine çok benzer oldu, çok aşikar ve sizlerle tanışmış olmak, bu projeyi yapıp tanışmamak bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bu arada aklıma futbolla ilgili bir şey daha konuşmamız. İyi ki geldiniz. Çok İyi sağ olun. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgiler, görüşürüz. Eyvallah.